Haberçok.com'dan merhabalar. Ben Helin Genç. Yapay zeka her geçen gün devrim niteliğinde yenilikler yapıyor. Biz de bu yenilikleri konuşuyoruz. Son olarak e, yapay zeka ile metin, ses ve görüntü olmak üzere farklı formatlardaki e, verileri algılayabilme ve anında cevap verebilme gibi durumlar var. Bunların hepsini konuşacağız. Haber Türk Teknoloji Editörü Cem Özenen ile hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Şimdi ben söylerken bile hani bu nasıl <laughs> oluyor düşündüm. Düşünerek yani böyle nasıl oluyor bu, nasıl bir şeyin içindeyiz, şu anda bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor, bütün hani o şeylerin hepsini yaşıyor muyuz, neyden bahsediyoruz biz tam olarak? Valla istersen hemen filmler gerçek mi oluyor dedin oradan evet. başlayalım. E, 2013 yılında bir film yayınlanmıştı Joaquin Phoenix'in canlandırdığı hatırlar mısın bilmiyorum Her ismi. Evet. Orada Scarlett Johansson seslendiriyordu yapay zekayı. Tam olarak GPT 4o yani ben 4o olarak Türkçe okuyorum e, oraya bir gönderme yapmış aslında hı hı. oradaki yapay zeka asistanı gerçek hayata entegre oldu diyebiliriz. Why it's so important to us to have a product that we can make freely available and broadly available to everyone, and we're always trying to find out ways to reduce friction so everyone can use ChatGPT wherever they are şu anda sadece cevap vermekle kalmıyor. Duyguları var. E, duyguları algılayabiliyor ve duyguluymuş gibi sana yanıt veriyor. Arada kıkırdıyor. Hmm, yapıyor. Hey, so I'm on stage right now. I'm doing a live demo and frankly I'm feeling a little bit nervous. Can you help me calm my nerves a little bit? Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome. <laughs> Just take a deep breath and remember. That's it. How do you feel? I feel a lot better. Teşekkür so çok. ve e, senin görüntülü konuşmada senin yüz hareketlerine ve yaptığın hareketlere de tepki veriyor. Yani işte Yani ben sinirli konuşursam benim sinirli konuştuğumu algılayıp ona göre cevap aynen veriyor. Aynen öyle. Ve senin görüntünü de algılıyor artık. Yani e, işte tanıtımda GPT e, Open AI tanıtımda bir video yayınladı. Burada işte bir iş görüşmesine gideceğim. Nasıl görünüyorum diyor.

ve insanvari tepkiler veriyor. Yani hı. diyor düşünüyor. Ee, ona göre duygularını anlayarak tepki veriyor sana. Böyle hızlıca girdik. <laughs> İstersen ismine de döneyim. Evet. GPT 4O diye okuyorum dedim. Neden 5 değil? Yani 3 4 oldu. 5 niye 5 olmadı? Çünkü buradaki O omni sembolize hı hı. ediyor. Omni de her şey anlamına geliyor aslında. Yani Artık GPT'nin her şeyi yapabildiğini, insanın yapabildiği her şeyi yapabildiğini <laughs> söylüyor OpenAI yetkilileri. Bundan sonra geliştirilecek her şey bunun üzerinden devam edecek o zaman. Öyle diyorlar evet. Bundan sonra geliştirilecek her şey bunun üzerinden devam edecek. Aslında e, baktığımız zaman işte çeviri yapabiliyor, e, sana görüntülü tepkiler verebiliyor, e, gösterdiğin resmi algılayabiliyor ona göre Cevaplar, yanıtlar verebiliyor. Sen resim göstersen dahi sana sesli olarak yanıt veriyor gibi bir sürü e, özelliği var. Hı -hı. Hakikaten her şeyi Hı -hı. yapabilen bir e, cihaz olarak cihaz demek doğru mu bilmiyorum. Yani hani Zeka devrim, olarak. Devrim niteliğinde diyoruz ya biz buna mesela ne hani daha henüz deneyimleme şansını elde edemedik tabii biz. Evet, şöyle deneyimleme evet, şansını elde edemedik. Ücretli ve ücretsiz sürümler. Aynen öyle. Var, ücretsiz oraya. olacağı açıklandı ama şu anda. E, GPT 4o'nun bir ücretsiz sürümü sınırlı Hı -hı. seviyede kullanabiliyorsun. Yani yazılı olarak ve e, sesli çevirileri de yapabiliyorsun ama sınırlı seviyede bunu yapabiliyorsun. Esas sınırsız, her şeyi kullanabildiğin yine Hı -hı. ücretli olarak devam ediyor. Hı -hı. E, bunun bir işte bir grup e, team up olarak e, ücretlendirilen kısmı var. Bir de bireysel olarak alabileceğin seçeneği var. Hı -hı. Peki devrim niteliğinde diyoruz biz buna. Ee, ama hani artık piyasası mı diyeceğim. İfa zeka piyasası diye bir şey de oluştu herhalde oluştu. çünkü birden fazla şirketin içerisinde bulunduğu bir şey. Nasıl bir reaksiyon gösterdiler? Hani e, beklenmedik bir şey miydi mesela diğer şirketler açısından? bir şey açısından? oldu. Ee, aslında birkaç gün öncesinde açıklanmıştı bunun e, yeniliklerin geleceği ama Hı -hı. yeniliklerin içeriği belli değildi. Hı -hı. Ve bütün bunları içerisine alması aslında bu geliştirmeleri yapan bazı startuplar vardı. Ve 2023 yılında startuplar çok ön plana çıkmıştı. İşte Microsoft gibi, X gibi bir sürü geliştirici de bu startuplara yatırım yapmıştı. Yatırım alamayan startuplar da büyümeye devam etmişti 2023'te. 2024'ün başında da bu büyüme sürmüştü ama dün gece yani bize göre gece bu açıklama yapıldıktan sonra Büyümekte olan start büyük çoğunluğu hı hı. hisse değerini kaybetti. Yani yapay zeka startupları e, değer kaybetmeye başladı çünkü bu GPT 4ün OpenAI yaptığı açıklama neredeyse diğerlerini yok saymak gibi bir şey oldu. Ya yani küçük rakipsiz rakip değil. Yani kendi ölçeğindeki rakipleri evet, evet geliştirmeler yapıyor ama küçükleri sildi, sildi attı da. diyebiliriz evet. Hı hı. E peki şimdi biraz mesleklere dönelim mi? Korkulur yağlarımızdan <laughs> birisi de bu. Çünkü her defasında her yenilikte de diyoruz ki hangi meslekler ortadan kaybolacak? Gelecekte ortadan kaybolacak meslekler var mı? Kaybolacak mı? Yoksa aslında yapay zeka yardımıyla meslekler daha da gelişip farklı... bu ne demek daha olacak? doğru aslında. Çünkü yani işte hep aynı örneği veriyorum evet. ama... İnternet ilk çıktığında bir sürü meslek için kaybolacak dendi. İşte öğrenciler internet yüzünden artık çalışmayı bırakacak, internetten bakacak her şeyden de. Ama burada bir bilgi kirliliği olduğu bir gerçek. Hı hı. Yapay zekada da aynı şey gerçek. Çünkü bir ağ üzerinden çalışıyor sonuç olarak ve internetten, webten aldığı verileri sana veriyor. Hı hı. Yapay zekanın her söylediği kesin bir doğru değil. değil. Bir araştırma gerekiyor. O yüzden... Meslekler kaybolacak demek yanlış bence. Hı hı. Yeni meslekler türeyecek, Meslekler dönüşecek, dönüşecek diyebiliriz. Bizim mesleğimiz de buna dahil. E, eğitim hayatı da buna dahil. Bir sürü şeyin gelişeceğini ve değişeceğini söyleyebiliriz. Hı hı. Özellikle ben dil altyapısı üzerinde çok duruyorum. E, çünkü Evet. E, ya mesela dil öğrenmeye gerek kalmayacak mı artık? Bence gerek kalacak. <laughs> yani Dediğim gibi yapay zekanın her dediğini kusursuz bir gerçek olarak kabul etmek bence yanlış. Çünkü e, bunun arkasında çeşitli hı hı. siber saldırılar olabilir. Yapay zekaya da siber saldırılar gerçekleşebilir. Bunları denetleyecek ve bilecek birilerinin olması bence gerekiyor hala. Hı. Ama bu gelişimden bahsedebilirim. Buraya notumu aldım. Artık 332 milisaniye içerisinde... ...cevap verebiliyor. Cevap vermekten ziyade... Bu ne demek şimdi? Çeviri yapıyor. Milisaniye. Sen tü, Ben Türkçe konuşurken sana... ...bunu 332 milisaniye ne demek? Saniyenin 0.332'si demek. Yani, yani biz bu şu an karşılıklı sohbet ediyoruz ya... ...bu hızlı bir şey gibi işte, mi? Sayıştı. 1001, 1002. Bir saniye <laughs> geçti bak şu anda. Bunun e, %332'si kadar bir sürede... ...çeviri yapabiliyor. Benim söylediğimi İspanyolca'ya, İngilizce'ye... ...Fransızca'ya çevirerek sana verebiliyor. E, bunu yapmak yani bundan önce 3 saniye yakın bir e, tepki süresi vardı. Şu anda onu 1 saniyenin altına çekti, yarım saniyenin altına çekmiş vaziyette. Yarım saniyenin altında çeviri yapıyor. Bazen daha hızlı, bazen bir miktar e, çok hafif bir gecikme bile ama 1 saniyenin altında sana çeviri yapıp benim söylediklerimi verebiliyor aslında. E, bu yani yazılı olarak bile verdiği zaman gecikme süresi daha fazlaydı. Sesli olarak bunu bir saniyenin altına çekebilmesi demek çok büyük bir başarı aslında. Ee, bu yüzden aslında çevirmenlik, simultane çevirmenlik evet. bir noktada kaybolacak diye düşünüyor insanlar ama e, bu noktaya gelirken de hep yeminli tercümanlar vardı. Evet. Yani bu çevirinin doğruluğunu e, noter huzurunda yemin ederek veren o insanlar vardı. De o yetkinliği almış, yapay almış. zekaya geçirmek hı hı. hala çok riskli bir şey bence. Evet. Dolayısıyla bu mesleğin kaybolacağını söyleyemeyiz. En Yani azından şimdilik değil ya da senin benim işlerimizi yaparken e, doğrulama amaçlı, hız kazanmak amaçlı bunu kullanmamız veya git, yurt dışına bir alışverişe gittiğinde Hı -hı. bunu kullanmak avantaj olabilir. Ama mesleği ortadan kaldıracak demek e, henüz çok doğru olmaz diye çok düşünüyorum. Doğru. Ama başka meslekler de var işte e, falcılık gördüm. Falcılık var, <laughs> videografırlık var, e, çizerlik var. E, bunları ortadan kaldırma ihtimali yine konuşuluyor Hı -hı. ama e insanın yaptığı o duyguyu vermek bence ya benim şahsi görüşüm hala çok mümkün değil. E, falcılıkta şöyle bir şey var. Resmini çekiyorsun kahvenin ve e, Fincanın. gösteriyorsun fincanının. E, ona göre sana falını veriyor. Belki falcılığı biraz ortadan kaldırabilir. Ya da yeni şeyler çıkabilir. Yapay zeka ile fal bakıp yorumluyoruz diyenler de çıkabilir. Yani e, burada mesleği ortadan kaldırmak değil yapay zekayı kullanmak Yapay zeka yorumlamak daha önemli hale gelecek diyebilirim Hı -hı. aslında sana. Ya aslında bir şeyler değişiyor, teknoloji değişiyor, dünya değişiyor ve buna ne kadar çok uyum sağladığımız, onunla birlikte nasıl yol aldığımız Hı -hı. önemli oluyor. E bir de şu şunu ben anladım açıkçası anlattıklarından, şimdi yapay zeka çalışma prensibi olarak zaten aslında insanların üretip de internete verdiği bilgileri toplayarak hani bir sonuç çıkarıyor. Şimdi biraz daha senin, duygusal öyle. hale gelmiş. yani duygu katarak insan gibi konuşuyor. Yani e, yaptığı tanıtım videosunda baya evet, evet. e, karşılıklı arkadaşıyla, kız arkadaşıyla konuşuyormuş gibi içeriklerde içerikler de var. <laughs> of kız arkadaşı. Hatta de. adam daha robotik. Şimdi, adam şimdi daha robotik konuşuyor yapay zekadan. farklı yerlere gidebilir mi bu işte chat GPT'de flörtleşmeler, yapay zeka flörtleşmeler? Olacaktır. Çünkü insanların... Olacaktır çünkü yalnızlık olayı biraz farklı boyutlara doğru evriliyor ya bir taraftan da. Teknoloji geliştikçe yalnızlaşıyor işte, aslında sosyal insanlar. Sosyal medyada birisiyle tanışıyorsun, onunla sohbet etmek istiyorsun. Gerçekten yapay kişi, Aslında yapay zeka belki de. Ee, o o hale bile mi? gelebiliriz. Yani filmlerin gerçek evet, hayata evet. dönüştüğünü gördükçe o hale de Gelelim. gidebileceğimizi e, görüyoruz. Hı hı. E, bunun dışında bir tane daha e, bir yardımcı rolü var ee, yani bir sürü yeni özelliği var ama engelli kullanıcılar için engelli e, bireyler için de yardımcı seçenekleri var hı hı. mesela e, gösteriyorsun bu resim algılama e, özelliğinden kaynaklı bir şey telefonunu tutarak gezdiğin yerleri gösteriyorsun ve e, işte mesela buraya hı. tuttuğum zaman Habertürk binasına hoş geldiniz. İşte Haber Türk Medya Kuruluşı, hmm. televizyonu olan, eskiden gazetesi olan, şu anda internet sitesi olan hmm. gibi. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Um, Right now, the ducks are gently gliding across the water. It's heading away on the left side of the road. Get ready to wave it down. Okay. Great job hailing that taxi. Safe travels. Yani her şey derken bu kadar kapsamlı bir uygulamadan bahsediyoruz aslında. Peki. Ee, bakalım daha neler göreceğiz mi diyeyim ne diyeyim. <laughs> bakalım. Seninle konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum katkıların için. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.